dinleyiciler iyi akşamlar. Bugün sizlere Erbil'den iyi akşamlar diliyorum. Çok farklı bir programla karşınızdayız bu akşam. Ne oluyoru her cuma İstanbul'dan açardık. Bu akşam Erbil'den açıyoruz. Ve sizlere bir Nevruz sürprizi yapmak istedik. Bir cuma sürprizi yapmak istedik. Belki de bir ilki gerçekleştireceğiz. CNN Türk olarak, Türk televizyonları olarak. Şöyle diyebilirim herhalde, sakıncası olmaz. Şu anda yaşayan en büyük, en önemli Kürt şairi, şarkıcısı, ozanı Sayın Şivan Perver'le birlikteyiz Erbil'de. Onunla buluştuk. Şu anda da onun müziğini duyuyorsunuz zaten. Bu aslında bizi izleyen Kürt seyircilerimize bir Nevruz hediyesi. Ama onu seven Türk seyircilerimize de bir Nevruz hediyesi. Aslında herkese bir Nevruz hediyesi. Şivan Perver'i tanımayan seyircilerimize de onları tanıtmak istedi. Ona tanıtmak istedik. Kendisini sizlere tanıtmak, hatta sevdirmek istedik. Bu büyük ozanı, bu büyük şarkıcıyı. Anadolu'dan yetişmiş bu büyük sesi. Ve özellikle demek istedik ki ne sanatın ne de barışın dili vardır. Diller farklı olmaz. Tek bir dil vardır. Bu akşam o dili konuşmak istiyoruz. O dilin şarkılarını söylemek istiyoruz. Barış'ın dilini, Barış'ın türkülerini size dinleteceğiz. 37 yıldır vatanından uzak, Anadolu'dan, Türkiye'den uzak bir isim Şivan Perver. Ama gördüğümüz kazalarıyla hiç kopmamış. Ne şarkılarıyla, türküleriyle, eserleriyle kopmuş, ne de Türkçesiyle, konuşmalarıyla, mesajlarıyla. Bugün sadece barış sürecinden bahsetmeyeceğiz. Şarkılardan, türkülerden, Anadolu'dan, onun yaşadığı yerlerden, çocukluğundan, gelmişten, geçmişten, gelecekten bahsedeceğiz. Birazdan onun müziğiyle açacağız. O yüzden bizimle birlikte kalın diyeceğim. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arası verelim ki kesintisiz devam edebilelim efendim. Birazdan Şivan Perver'le karşınızdayım. Siz de hoş geldiniz. Çok sevindik. Hoş bulduk. Sizle Erbil'de karşılaştığımız için gerçekten programlarınızı her zaman seyrediyoruz. Çok güzel olur programlarınız. Onun için siz benimle program yapmak istediğinizde sakınmadan evet dedim. Çok teşekkür ederim. Bizim için de çok ayrıcalıklı, güzel bir gün. Sizi burada ağırlayabildiğimiz için çok sevinçliyiz. Çok mutluyuz. Eminiz ki bu Nevruz gerçekten herkes için bambaşka bir Nevruz olacak. Barış olacak, kardeşlik olacak. Biz de birazcık bunu vurgulamak istedik. O yüzden sizi ağırladık. Erbil'de buluştuk. Dileğimiz o ki bir gün inşallah bu programı, kim bilir belki memleketiniz Siverek'te, Diyarbakır'da, İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi başka bir yerinde yaparız. Trabzon'da, İzmir'de. Kim bilir?
her bir yerinde. Şimdi konuşacağız Şivan Perver ama neyle açtık programı? Bilmeyen seyircilerimiz için söyleyelim. Evet, Dulu biliyorsun Kürtçe'de öyle her zaman melodi içerisinde geçen bir kelime. Yürek, yüreğim, dayan, gurbettesin, uzaktasın, ülkenden uzaksın, biliyorum, sen gam çekersin. Fakat yaşamanın da güzelliği vardır. Sen yaşadıkça, dayandıkça ben muhakkak o günlere kavuşurum. Yürek, dayan, dayan yürek. Çok güzel açtık. Dilinize sağlık, elinize sağlık. Sağ ol. Şimdi 37 yıl değil mi? 37 yıldır Türkiye'den, Anadolu'dan uzakta yaşıyorsunuz. Öyle başlayalım istersiniz. Nasıl? Özlediniz mi memleketi? İnsan özlemez mi? Yani doğduğun toprak, yani seni yoğuran, yaratan toprak bence her şeyin temelidir. Tabii dünyamız güzel. Dünyanın bütün toprakları, her tarafı güzeldir. Fakat insanın doğduğu yer bambaşkadır. Yani insan doğduğu yeri sevmese, ona sahip çıkmasa yeşermez, güzelleşmez, gelişmez. Onun için dinde de demiş, denilmiş, yani Kur'an'da bile hubbel vaten minel iman denilmiş. Yani vatanın, sevenin imanı kamildir. Onun için ya insan doğduğu toprağıyla hamurlaştığı toprağı sevmeli, ülkeyi sevmeli. Ben özledim elbette. Fakat daha çok özlediğim bir şey var. Yani o toprağa döndüğümde neden o topraktan koptum, o kadar yıl uzak kaldım? 37 yıl, bir rekor. Yani ömrümün yarısından fazlası orada geçti. Niye koptum ben? Demek ki özlediğim daha başka şeyler vardı. İstediğim daha başka şeyler vardı. Bu sadece benim istediğim değil yani. Özgürlük. Yani özgürlüğü getiren de çeşitli nedenler vardır. Yani ben arayışım yani o şartların oluşması, özgürlüğü getirebilecek şartların oluşması idi. Yani belki 10 yıl önce olsaydı ben Şirin Payız'ınla program yapamazdım ama bugün yapabiliyoruz. Demek ki o özgürlüğü getirebilecek şartlar yavaş yavaş oluşuyor. Bu da bizi gerçekten çok sevindiriyor ve bizi yan yana getirebiliyor. Gerçekten öyle. Hepimiz adına galiba umut verici. Özgürlüğümü aradım dediniz. Özgürlüğünüzü aramak için gittiğiniz uzak diyarlarda diyelim Almanya'da, İsveç'te sonrasında çok geziyorsunuz. Bölgeye de şimdi geliyorsunuz ama özgürlüğü oralarda da bulabildiniz mi? Çünkü şunu söyleyebildim. Doğduğum toprakta bunu söyleyemiyordum. Ama şimdi size bir şarkı söyleyeyim. Bunu söyleyebildim orada. Bakın. Kevokal pere darayı, kevokal pere dara, bisekinil kuşvara. Ne
نقل البيت ابو سنجي بكبي دستي قربوش مال في راد بيت بفوق عبالي ورا وي دلي 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 رحانا باكي دلي دمات كتين عبيد لي جهان بور يا دولي قلبك دلي دلي ترود وترخملي Hacı kibdin serete, gevhederin serete, nahve bir şeref edin te. Bila serete neş azmana, hacı bitirve serete. بساط خير نفاز ده و تجيب خير بينجيب اوجي من رن بس منور تدكن قربانا بس دلي 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 ريحانا بخشي دلي دمات كتي نوزي دلي جيهان بويا قلبلي قلبش دلي 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 درودور Şimdi o topraklar beni çağırıyor, gel diyor özgürce söyle. Söyle. Bu çok güzel. Kemal bir süreç. Şimdi insan düşününce, şimdi insan düşününce aslında bir taraftan da yani bunu söylediğiniz için yasaklanmış yıllar, bunu söylediğiniz için elinizden alınmış bir vatandaşlık ve terk ettiğiniz topraklar. İnsanlar çok manasız geliyor değil mi? Yani bir dilin yasaklanması, bir müziğin yasaklanması, bir kültürün yasaklanması. Tabii şimdi manasız geliyor diyebiliriz. Ama maalesef daha önce olmuyordu. Çünkü çoğu mesela Avrupa'dan askere gelen kişiler, askerliği yapıp döndükten sonra bana şunu diyorlardı. Burada askeriye kışlada senin resmini bize gösteriyorlar. Diyorlar işte dikkat edin. Bu bir vatan haini, işte bu bölücü, bu türkülerle işte Türkiye'yi bölmek istiyor falan filan. Haberiniz olsun, şarkılarını dinlemeyin, aman aman ceza alırsınız. Bir sürü insandan bunu dinledim. Yani bir zaman insan belki bazı şeylerin yani politik düşüncelerin, ideolojilerin etkisinde kalarak yani bir dönem bir şeyi normal görmemeyebilir. Mesela diyelim şöyle yani çok belirgin bir örnek versek Hitler zamanında biliyorsunuz Alman halkı da katliama katılıyordu. Neden? Çünkü insanlar o kadar hipnotize edilmişti ki etkisindeydi. Çok rahatlıkla başka halkları veya ne bileyim Yahudi halkının katliamını böyle göz göre göre güle güle seyrediyorlardı. Ama şimdi Alman halkı o kadar üzülüyor ki çünkü dönem değişti, başka şeyler oldu. İnsanlar ne gibi hatalar yaptığının farkına vardı ve şimdi Alman halkı aman bir daha o gibi hatalar olmasın diyor. Şimdi sen bir toplumun dilini yasakla, kültürünü yasakla, tarihini yasakla. Yani bir dil, bir iki sene içerisinde oluşan bir şey değil. Bir dil uzun bir tarih süre içerisinde oluşuyor değil mi? Kültür, birikimi var yani bir birikim. Kürt dili çok güzel bir dil. Ara sıra söylüyorum ben yani diyorum eğer Araplar felsefede çok büyük bir gelişme göstermişse Türkler daha çok siyasette. Osmanlı İmparatorluğu bunun örneği. Yani başka elbette söylemek istediğim şeyler var fakat zamanı gelince söyleriz bunları. Farslar daha çok literatürde. Mesela diyelim
Arapların etkisi gelişleyince Farslar nasıl durdurabiliriz bunu diye çok büyük şair ve edipler ortaya çıkardılar. Firdevsi gibi, Ömer Hayyam gibi, Şirazi gibi, Hafız. Kürtler de sanatta müthiş bir gelişme göstermiş. Kürt sanatı çok zengin bir sanat. Neden? Çünkü Kürtlerin tüm yaşam olayları sanat ile kaynaşmış ve onlar renklendirilmiştir. Onun için Kürt sanatçı oldukça gelişmiş bir sanat. Sadece benim yarattığım bir sanat değil. Ben bu sanata dayanarak ben de şarkılar yaptım, türküler yaptım. İşte burada yani bu benim olayım gerçekten çok büyük bir örnek. Çünkü bundan 100 yıl öncesine bakın, bir sürü insan bu nedenlerden dolayı ya asılmış, ya derbeder edilmiş, ya hapishanelerde çürümüş, ya işkence altına alınmış. Yani Türkiye 90 yıldan beri kurulmuş bir devlet. Belki de onun üzerinde olan toprak güzelliği, tarihi, stratejik yeri, onun bir Asya-Avrupa arasında bir köprü gibi olması bence Türkiye'yi Avrupa'dan daha çok geliştirmiş olabilirdi. Türkiye içindeki doğruları, farkları kabul etmiş olsaydı. Bir Türkiye mozaiği devleti denilseydi. Asimilasyon falan yok. Çünkü çok toplum, küçük veya büyük olsun, bir sürü toplum asimile edildi ama bu ne kadar kar getirdi ki bilmiyorum. Mesele neydi? Sadece Türk zümresinin ya da bazı devlet başında duran para babalarının güçlenmesi içindi acaba? Ne içindi yani? Yani Türk de olabilir, Kürt de olabilir, öbür de olabilir. İnsan rengiyle, doğrusuyla güzeldir bence. Yani Türk'ü, Kürt'ü, şunu bunu karşı karşıya getirmeye hiç de gerek yoktu. Türk de Kürt'ü dinlerdi, Kürt de Türk'ü dinlerdi. Yani insanlar daha çok ülkenin sosyal gelişmesi, ekonomik gelişmesi için uğraşırlardı. Kavga için değil, savaş için değil. Ama bu şimdi son dönemde de konuştuğumuz çok konu. Aslında sadece Cumhuriyet'in problemi değil, Osmanlı'nın son yıllarının da problemi. Bir şekilde Kürtler hep isyankar olarak tanınıyor. Öyle midir gerçekten? Yani nedendir böyle? Mesela hep Kürt ayaklanmalarını konuşuyoruz değil mi? İşte bu kaçıncı Kürt ayaklanması. Hep evet. Sisteme, devlete karşı gelen bir Kürt hareketi var. Siz nasıl bakıyorsunuz? Mesela tarihe dönüp baktığınızda bu soruların cevabını nasıl veriyorsunuz? Ben ara sıra tarihi araştırıyorum. Bazı şeyler buluyorum yani. Bir toplum varsa onun da tarihi vardır yani. Bazıları diyorlar işte Kürtlerin tarihi yok ne falan. Bunlar sadece anti propaganda. Yani dini konularda anti propaganda vardır. Ulusal halk konusunda yani bir halkı bitirmek için, bir dini çürütmek için. Yani bayağı insanlar anti propagandayı geliştiriyorlar. Bu Kürtlere karşı geliştirilmiş bir anti propaganda biçimidir bence. Şimdi tarih araştırmalara dayandığımız zaman görüyoruz ki Kürtler bir sürü başka milletlerin de devlet olmasında şey olmuştur. Yani temel olmuştur. Mesela deriz Kürt tarihi medyadan geliyor diyoruz. Çünkü araştırmalara göre mesela o zaman medyada ortaya çıkan Zerdüş dini, onun şey kitabı var, Zendi Avesta. Orada Kürt diliyle karşılaştırıldığı zaman birbirine çok yakın. Yani burada ben dini tahlile girmeyeceğim ama yani Kürtlerin de yarattığı kendine özgü değerleri vardı. Yani bu bir İrani tarihtir daha doğrusu. Hani diyorlar ya ilk zamanlarda Orta Doğu'da medeniyetler ortaya çıktığı zaman Sümerler, işte Akadlar, bilmem Asur, Babil falan filan. Bunlar arasında her zaman kavga olmuştur. Bir nevi bir yanda Amuritler vardı, bir yanda Ahmenitler vardı, Eşkaniler vardı. Bir de Medya vardı. Medya Eşkanileri güçlendirdi. Medya ile Eşkani birleşti, Farslar ortaya çıktı. Yani Farsların ortaya çıkmasına Kürtler sebep olmuştur. Hatta İslam dininin de savunmasında da gene Kürtler sebep olmuştu. Salahaddin Eyyubi mesela.
tarihi, Alman tarihi der ki the Kurda Salahaddin Eyyubi. İngiliz der Kurdish Salahaddin Eyyubi. Arap der yok. Bir Arap sultanıdır. Herkes kendine göre şeyler. Çünkü Kürt tarihini yırtıbatmışlar ya mesela orada. Yani Kürt halkı da güzel değerler yaratmış demek istiyorum. Fakat hani mesele işte antipropaganda işine geldiği zaman tarihi ortadan kaldırır, edebiyatı kaldırır, medeniyeti kaldırır. Ondan sonra ne diyecek? İşte asi Kürt diyecek. Kürtler asidir, Kürtler eşkıyadır, Kürtler bilmedir. Hiç de değil öyle. İnsan doğru baktığı zaman, gerçekten aklıyla, yüreğiyle bir şeye baktığı zaman der ki ben insanım, o da insan. Benim de bir yüreğim var 12'de. Okey. Bu dünya hepimizin. Demek ki dünyada herkesin yaşama hakkı vardır. Diliyle, tüm özelliğiyle, doğrularıyla herkesin yaşama hakkı vardır. Kimsenin kimseyi kendi menfaati için, kendini büyütmek için ezmeye hakkı yok. O olduğu zaman büyük bir zalimdir. Türk bunu bugün Türk büyüklüğü için yapmaya çalışıyorsa bu bir zulümdür gerçekten. Ve Sayın Başbakan bile Avrupa çıktığı zaman çok kere oradaki bulunan Türk halkının istediği haklar işte devletler tarafından engellenince hemen buna başlıyor diyor. Türk halkı burada asimile ediliyor. İşte asimilasyon bir zulümdür. Yani eleştirisini hemen vuruyor yani. Fakat Türkiye'de de aynı zulüm vardır. Yani Kürtler de zulüm altında. Bu halk diyor ben Kürt'üm, Türk değilim diyebilir. Biri ben Alman değilim, Türk'üm diyor. Alman'a diyor benim hakkımı ver. Bu da Türkiye'de diyor ben de Kürt'üm, benim hakkımı ver. Peki al sana hakkın. Kavgaya gerek yok. Tamam kardeşim gel. Şu bir düzen kurulmuş. Bu düzenin adı Anadolu Cumhuriyeti mi, Türkiye Cumhuriyeti mi neyse bu bir düzendir. İnsanın yaşamını korumak, garantiye almak, geleceği insanlık için kurmak için bu bir düzendir. Bu düzeni hepimiz koruyalım ve bu düzen hepimizi kucaklasın. Bütün değerlerimizle, güzelliklerimizle. Yani kafatasçılıkla değil ya da ben büyüğüm, sen eşkıyasın, ben medeniyetliyim, sen isyankarsın. İsyan nereden çıkıyor? Birbirine hakkı tanımadığı zaman isyan eder. Hı. Bu böyle. Ben isyan ettim yani. Onun için o ülkeden ayrıldım gittim. İsyan ne içindi? Üzgürlüğü verin dedim ben buyum. Ben yani. Şimdi birazcık sizi tabii Kürtler çok iyi tanıyorlar ama eminim yeni jenerasyon Türkler arasından sizi tanımayanlar, belki hiç dinlememişler, isminizi duymuş ama sizinden tanışıklığı olmayanlar var. Ben bu program biraz ona vesile olsun istiyorum. Şirin şimdi, Hanım, Türkler benim gibi bir isyankarı nasıl tanıyacak? İşte, ben hep kötü tanıtıldım. Bence artık Türkiye'de hep doğru bildiğimiz yanlışları konuşmanın zamanıdır diye düşünüyorum. Şimdi birazcık çocukluğunuza dönelim. Siz aslında Urfa, Sivri'ye taşınmış Mardinli bir Mardin Midyatlı bir ailenin çocuğusunuz. Doğru. Çocukluğunuzda da isyankar mıydınız? İsyan ettim diyorsunuz doğru, ama çok. Bunu mecazi anlamda söylüyorum. Mesela nasıl başladınız müziğe? İşte Şivanperver yapan o yapı taşları nasıl oluştu? Biraz anlatın bize o günlerinizi. Önce öyle nükteli bir olay söyleyeyim. Bizde kız istemeye giden ailenin delikanlısından önce şu sorulur der, şarkı söyleyebiliyor mu? Yani bu demek yani bizde müzik çok yoğun ve herkes severek söylüyor. Bir kere gırtlak yapısının özel olduğunu düşünüyorsunuz herhalde. Evet, daha çok titrek vibrasyonlu böyle hoş bir seda var bizde. Daha çok Beyat ve Hicaz makamları bizde kullanılıyor. Hatta çok böyle bütün Kürtler arasında tanınan ve belki yüzyıllar boyunca aynı makamda ama değişik varyantlarla söylenen şeyler var, hikayeler vardır. Mesela bizde bir viraj şehri tarafından geçen Derveş-i Abdi diye bir olay var. O bir hem kavgalı bir olay hem sevdalı bir olay. O her tarafta bizim bütün bölgelerde değişik varyantlarla söylenir ama hep Hicaz makamıdır.
ya da Memuzin mesela diyelim. Hüzzam makam Memuzin. Yani belki yüzyıllardır söyleniyor. Sadece bizim büyük şair Ahmet Han'ın yazdığı değil, Memi Alan şarkılı hikaye vardır. O her tarafta hüzzam makamıyla söyleniyor. Kuzeyde de, güneyde de her tarafta öyle söyleniyor. Onun için böyle tarihimizde çok iyi yerleşmiş, aynı makamla ama değişik varyantlarla söylenmiş şarkılarımız vardır yani. Yani çok yoğun bir edebiyat, melodik bir edebiyat vardır. Hani dengbejler var ya mesela, evet. Adam elini kulağına götürüyor saatlerce bir hikayeyi melodileştirmiş ve söylüyor. Onun için gırtlak da çok gelişir bu şekilde. Yani mikrofonsuz söyler. Dengbejler. Dengbejler öyle, evet. Ben onları arasında büyüdüm yani. Ailemde de dengbejlik vardır. Babam çok güzel kaval çalardı. Evet. Çok güzel şarkı söylerdi. Ya küçücükten itibaren böyle söyler miydi? Evet, yani zaman? Bazen cemaat toplanırdı mesela gece yarılarına kadar. Böyle atışırlardı yani, atışma biçiminde. Ben de babamın kucağına girerdim ya da beni yatağa gönderdiği zaman tekrar kaçar gelir, iki kişi arasına sıkışırdım. Öyle dinlerdim. Ertesi gün böyle kafamda otururdu, aynı hikayeyi söylerdim. Onun için bir bahşiş karşılığında bana bir şeker verirlerdi. Bir şey, öyle çocuk sevindirecek bir şey verirlerdi. Hele bize söyle. Ondan sonra tatlı incecik sesimle söylerdim. Çok iyi hatırlıyorum. Sireni'ye dönüp hatırladığınızda en hatırladığınız ne? O yıllardan kalan anılarınız ne? Çocukluğunuzda. Ama çok şey var. Çok şey var. Yani üzücü şeyler vardı, sevindirici şeyler vardır. Ben biraz kavgalıydım da ama çok da düşünceliydim aynı zamanda. Çok düşünürdüm, derin derin düşünürdüm. Bazen böyle bir çöle çıkardım, gece yarısına kadar gelmezdim. Arkama düşerlerdi. Nerede bu çocuk, nereye kayboldu falan. Düşünüyordum böyle, gezer düşünüyordum. Toprağa bakardım, kayalara bakardım. Gökyüzüne, ondan sonra bu nasıl oluşmuş, niye oluşmuş, bunun sırrı ne, insanların arasındaki ilişkiler niye böyle, niye kimileri böyle, kimileri böyle. Hep öyle düşünürdüm yani. Tabii sonra başka şeylerle karşılaştığımızda artık değerlendirmesini yapmaya çalıştık. Tahlilini yapmaya çalıştık yani. Bu niye böyle oluyor, niye böyle oluyor. Ben evde Kürtçe konuşuyorum, okula gidiyorum. Türkçe konuşmam lazım. Ama Türkçe biliyorum ki bana yabancı dil. Yani Kürtçenin içindeyim. Rüyamı görüyorum Kürtçe ile. İçindeyim. Dünyasındayım. Ama Türkçe bana sadece böyle sanki tahtada yazılmış bir yazı gibi görünüyor. Ezberimde yani. Düşünemiyorum. Felsefemi kuramıyorum Türkçe'de. Öğretmen işte Seyfettin neydi? Bizim yazar bir edebiyatçı var. Ömer Seyfettin. Hayatını anlat bakalım. Ezberlememiz gerekir. Yani Türk çocukları belki bir kere okuduktan sonra zihninde kalıyor. Çünkü dünyası Türkçe. Ama onun yanında biz liseyi bitirdiğimizde hem bizi Kürt çocukları, Türk çocukları hepsi aynı imtihana giriyor. Biri ezberleme yapmış, öbürü dünyasında. Hadi bakalım seçil. Tabi 20 Türk seçilir, 2 Kürt seçilir. Ve böylece de Kürt hiç toprağına da sahip çıkamaz, hiç halkına da yararlı olamaz. Yani bu bir nevi, evet böyle bir sistem vardı ama gene de o güzelim tarih yaratan topraklara değer verilmiyordu. Şu anda bak ne güzel şeyler gelişiyor. Urfa'ya git, Diyarbakır'a git, Van'a git, ne güzel şeyler vardır. O toprak yeşertilirse... Ki bu son zamanlarda duyduğum kadar generaller, askerler kesiyorlardı ağaçları. Bizde bir ağaç kesmek günahtı. Diyorlardı bir ağacın değeri bir insandan daha çok. Aman kesmeyin. Öyledir de. Yani bir yurt, bir ülke ağaçsız kaldığı zaman ne duruma gelir? Hayvan da kalmaz. Canlı kalmaz. Yani yeşilliğin olması hayatın olması demektir. Bizde Kürtçe'de jingeh diyorlar. Jin,
yani hani hayat, geh yani hayat yeri. Jingeh demek yani orman, ağaçlık, yeşillik bu demektir. Yani şeyin jingehin olmadığı bir ülkenin hayvanı da ölüyor. Toprağı kuru kalıyor. Havası da bozuluyor. Yağmuru da gelmiyor. Ya bizim orası hep yakılıyor. Aman şu var, terörist var, benimki var. Yıkın, burada saklayın. Ne yazık. Bak, bak. Yani ben çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Sizi birazcık çocukluğunuzda tutmak istiyorum. Çünkü evet, önemli. Mesela o yıllarda nasıldı? Yani Türk arkadaşlarınız vardı muhakkak okulda. Ama diyorsunuz ki hayal dünyam Türkçe değildi, Kürtçeydi. Tabii. Mesela mutlu hatırladığınız neler var? Bugün mesela bir... okuduğum için mutluydum. Hı. Evet, modern bir okula gitmiştim. Yani devletin kurduğu okullar modern okullardı biliyorsunuz. Türkiye bir ulusal devletti yani. Bizde de her 10 köyünden birinde okul vardı. Çocuklar ya akrabalarına gelirdi ya da ya okula gelirdi. Yani sabah gelir, akşam dönerlerdi. Bize Turnaya'da Karuk diye bir köyümüz vardı. Hep biz oraya giderdik. Benim teyzem vardı orada. İlk sene teyzemlerde kaldım. İkinci sene ailem geldi oraya. Tabii biz Türkçe bilmediğimiz için hoca hep bizi ajanlaştırmıştı. Yani diyordu, bak Kürtçe konuşanı ben döverim. Onun için sen bana söyle kim Kürtçe konuşuyorsa. Belki de öğretmen yani bizi anlamak istiyordu. Ya da dersleri öğrenmemizi istediği için yapardı. Ama bazı öğretmenler de tabii art niyetliydi. Ama bazı öğretmen gelmiş Türkçe öğretiyor. Zavallı yapacak. Ve çocukların Türkçe öğrenmesi lazım ki beni anlayabilsin. Ya da okuyabilsinler. Burada da bir doğruluk vardır. Ama öte yanda da devletin koyduğu kanunca bir şeyler vardı. Sabah erken ne mutlu Türk'üm diyene, işte Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, bilmem ne falan herkese okudurdu. Şundan bir hikaye anlatayım. Bir ara bana sen çık dedi, çocuklara söyle. Böyle bir tokat attı bana. Niye? Hava soğuk, niye dövüyor beni? Dedim, ne diyorsun beni? Hadi konuşuyorsun lan, hadi söyle. Söylemem dedim. Söyleyeceksin, söylemem dedim. Öyle bir beni dövdü ki, 2 saat beni dövdü çocukların önünde. Ellerim böyle şişti. Ondan sonra kaçtım gittim eve, ağlaya ağlaya. Yani öyle öğretmenler, zavallılar yani işkence yapıyorlardı gerçekten. Yani seveceği yerde işkence vardı. Zaten babam ne oldu sana? Ağlıyorum böyle. Ağlaya ağlaya ellerimi gösterdim, nasıl şişmiş. Ve ben geldi öğretmen yanında, ne oluyor dedi, niye çocuklar bu kadar dövüyorsun falan. Geldi babam üzerine atıldı, ondan sonra taşlar şeyler, babam deli misin sen, ne oluyor sana ya öğretmen, dur bakayım. Ondan sonra tabii babam da dövdü kendisini, öğretmen gitti işte şey karakoluna, aman babam bir hafta boyunca işkence altında kaldı zavallı, böyle sakatlaya sakatlaya geri geldi. Niye öğretmene karşı gelmiş falan. Yani hükümet her şeydi yani. Hükümet her şeydi. Yani tabii bir toplumun korunması için bir düzen olması gerekli. Doğru. Ama toplum ondan korkarak değil. Onun için yani düzenler de böyle şekillendirilmiştir. Diyor oligarşi, monarşi, diktatorya, demokrasi, bilim ne falan filan. Acaba Türkiye'nin durumu nasıl? Türkiye nasıl bir ülkeydi işte? Böyle insanları korkuta işkence ede yola getirmek. Oysa sevdire de yapmanın tabii, yolu var. Tabii. Sevdire, öğretmen bize güzel bir sözle geldiği zaman Allah'ım yüreğimize öyle bir sevgi oluşuyordu ki. Abi hocamız bizi seviyor dedi. Çok seviniyorduk. Çalışıyorduk. Tabii. Eminim öyle hocalar da vardı ama sizin anlattıklarınız gibi de vardı. Mesela şu anda bakıyorum mükemmel, yani Türkçeniz çok güzel. Hatta diyebilirim ki yani hiç bu kadar yıldır dışarıda kalmanıza rağmen ne aksanınızdan bir şey kaybetmişsiniz. 3 sene öncesine kadar böyle değildi. Öyle mi? Ben son zamanlarda çok kitap okudum. Çok kitap okudum. Geliştirdim yani. Ben daha çok ağırlığı İngilizceye verdim, Kürtçeye verdim, Almanca'ya verdim.
Ama o yıllarda aldığınız temeliniz hala korumuş. Bunu şunun için soruyorum. Şimdi siz diyorsunuz yani hayal dünyam Kürtçeydi ama Türkçeyi öğrenmek zorundayım. Bu aslında bugünün de meselesi. Bu ana dilde eğitimi konuştuğumuzda hep şu karşımıza çıkıyor. Evet ama biz bu çocuklara Türkçe öğretmezsek bu çocuklar sadece Kürtçe öğrenecekler. E sonra nasıl iletişim kuracaklar diğer kalanıyla ülkenin? İkisini öğrenebilir. Onu soracağım size. Ben Chicago'da bir konser verdim. Sonra arkadaşlar bizi bir restorana götürdüler. Yani çok iyi hizmet de verdiler. Ondan sonra iki hanım çalışıyor orada. Geldi bana doktor şuan diyorlar. O İran'daki kesimler falan. Bizi çok güzel bir Kürtçeyle sohbet etti. Biz sizi işte dinliyorduk. Ben Horasanlıyım dedi. Horasan'da işte sizin şarkılarınızı çok biz dinliyoruz falan filan. Aa dedim ya orasında çok Kürt var doğru ya. Dedi yok ben Kürt değilim ben Türkmenim. Ama dedim bu güzel Kürtçeyi nasıl konuşuyoruz dedi. Biz orada hepimiz birbirimizin dilini konuşuruz. Evet. Görüyorsunuz. Yani insanlar sıkılmaz. Hepsi birbirinin dilini öğreniyorlar. Hiç de sorun olmaz. Türkler de Kürtçeyi öğrenir. Kürtler de Türkçeyi öğrenir. Yani o zaman insanlar anlaşır bence. Daha güzel olur. Benim çok değerli Türk arkadaşlarım vardır. Benim için yani Türk olmuş diye ben hiçbir zaman onları ayırmam Kürtlerden. Hatta daha çok seviyorum ya. Çünkü onlarda bir insanlık duygusu, güzellikler vardır ha. Güzel yaklaşıyorlar. Yani mesela o küçüklüğünüzde o bahsettiğiniz hoca dövmek yerine o dönem hem Kürtçeyi hem Türkçeyi size öğretselerdi Kürtçe'de eğitim almış olabilseydiniz bugün daha zengin olur muydunuz? Şurada bir olay var Şirin Hanım. Ben her şeyi görebiliyorum yani anlayabiliyorum. Şimdi Türklerde, Türk devletinde değil mi? Türklerde bir korku var. Evet var. Ha. Acaba Kürtler özgürleşirse ya da Kürt dili işte eğitim dili olarak kabul edilirse ve acaba Türkiye ne olur? Parçalanır mı? Türkler ne zarar görür? Böyle bir olay var. Ama her şeyden önce böyle bir şey görmek gerekiyor. Ben öyle yani söyle Nicat Perest neydi? Irkçı düşüncelere karşıyım. Yani bu bir ırkçılık bir ırkçılıktır bence. Yani şimdi Hollanda'da Alman varsa Alman kendi diliyle de eğitim görebiliyorlar. Ama bir Alman Hollanda'da da öğreniyor. Neden? Adam diyor ben Hollanda'da yaşıyorum ya. Hollanda halkıyla anlaşabilmem için Hollanda'yı öğrenmem lazım. Ha. Şimdi İstanbul'a gidiyorsun, Türkçe konuşuluyor. Ha. İzmir'e gidiyorsun, Türkçe var. Ankara'ya gidiyorsun, Türkçe var değil mi? Türkiye'nin her tarafında var yani. Ama daha çok Türk kesimin olduğu yerde mesela. Sen Mersin'e git, Türkçe'yi bilmezsen nasıl toplumla anlaşırsın? Yani burada Kürt Türkçe'yi bence Türkiye'de yaşadığına göre öğrenebilmeli. Ben demiyorum öğrenmeli diyorum. Öğrenebilmeli. Onun yararınadır yani. Yani orada bir dil öğreniyor. İnsanlarla irtibat sağlayabiliyor. Onlarla konuşabiliyor. Onların kültüründen bir şey alabiliyor. Kendi kültürüne bir şey verebiliyor. İnsanlık hali yani. Yani bu demek değil. Yani aman Kürt de özgürleşti mi Türk'le hiçbir şey olmaz değil. Yok yok. Tam tersine. Gerçekten Türkiye daha çok korunur duruma gelir inan bana. Daha çok korunur duruma gelir. İnsanlar rahat eder. İnsanlar kavga düşüncesinden vazgeçer. İdeolojilerin etkisinden kalmaz. Sahnelere, meydanlara çıkan siyasetçiler arba bas bakırıp Türk milletiyim. Yok. Biz nasıl barajlar kuralım, biz nasıl sular bu tarafa götürelim, elektriği nasıl sağlayalım, üniversiteler nasıl kuralım, iş yerleri nasıl açalım, şunu nasıl yapalım. Böyle konuşur insanlar artık. Aslında yani, içinde bulunduğumuz Erbil bunun bir göstergesi değil mi? Aynen. Şimdi Erbil'deyiz. Hangi köşe başına baksan bir Türk mağazasıyla karşılaşıyorum. Evet. Şu anda içinde bulunduğumuz otel bir Türk iş adamının yatırımı büyük bir otel. Türklerle Türkler burada iş yapabiliyorlar. Kimse kendi milliyetini ya da varlığını, benliğini unutmuş değil. Yok. Ben karşılaşıyorum. Görüyorum. Ben bazı Türkmen dostlarımı ziyarete gidiyorum.
Çok iyiler bayağı. Hiç sorun yok yani. Yani biz çok memnunuz diyorlar. Aha. Tabii bazıları kışkırtma olayları da vardır. Ama hükümet nezdinde herkes eşittir. Burada ya bizim gerçekten çok iyi bir liderimiz var yani Mesut Barzani. Yani söz söyleyecek şeyim yok, durumum yok gerçekten. O konuda çok demokrat bir insan. Yani diyorlar belki ama aşiretçidir ya, şudur ya budur. Yok yok, tecrübe görmüş, hayatı geçirmiş, sağlam bir insan. Ve burada Mesut Barzani asla şöyle bir şey kabul etmez. Bir Müslüman bir Yezidi'ye saldırsın ya bir Hristiyan'ı hor görsün ya da bir Kürt, bir Türk'ü zulmetsin ya. Yok, Türkmen okulları da vardır, Arap okulları da vardır. Buradaki Kürdistan okullarında 3-4 dil, Türkçe de var. 3-4 dilde eğitim görülüyor. Çocuklar 3-4 dille büyüyorlar. Ve öğreniyorlar, çok güzel de öğreniyorlar. Bir sürü çocukla şimdi İngilizce konuşabiliyorsunuz. Arapça konuşabiliyorsunuz. Diller yasak değil. İsteyen, mesela bir çocuk der ki ben iki dil seçiyorum. Ne? Kürtçe, Arapça. Biri der ben Kürtçe, Türkçe seçiyorum. Kürtlerin burada %50'si Türkçe biliyor. Tabii. Yani bir de burası Türk firmalarıyla dolmuş yani. Neden? Kürtlerin de Türkiye'ye karşı bir sevgisi var yani. Bunu unutmamak lazım. Valla CNN Türk seyrediliyor. Türk televizyonları, Türk dizileri seyrediliyor. Yok, hepsini seyrediyorlar. Türkçe elden gidiyor diye korkmamak. Maşallah, inşallah hepsi vardır. Şimdi bir reklam arası vereceğiz. O sırada sizden bir şarkı daha isteyeceğim ama tamam. Onun öncesine şunu sormak istiyorum. Tabii, orayı tabii. Atlamak istemiyorum. Siz dediniz ya ben küçükken bakıyordum, ben kimim diye soruyordum. Bu bize aslında şunu da göstermiyor mu? Neysen olsun. Evet. Kim ne de derse değilsin değiştirilemiyor. Evet. Mesela siz bunun yani babanız mı size sen şusun dedi de bu ben kimim sorusunu kendinize sordunuz? Yoksa kimse bir şey demedi de kendi başınıza mı bu soruyu küçükken sordunuz? Tabii size? Babam, annem bana bütün özelliğiyle, gerçeğiyle natürel durumdaydılar. Yani çok sağlam iki Kürttü yani. Hiç başka bir dil bilmiyorlardı. Ben öyle yetiştim, onların kültürüyle büyüdüm yani. Ha, tabii babam annemden onu aldığım zaman özümün o olduğunu görüyordum yani, biliyordum. Fakat ama insan yani hani kültürel varlıktır, kültivite ediyor hayatı. Onun için düşünceleriyle kültivite ediyor. Yani düşünüyorsun, yani ben ne yapabilirim, büyüyünce ne yapabilirim? Burada sakatlıklar vardır, burada nahoş durumlar vardır, burada değiştirilmesi gereken şeyler vardır. Köyümüzün hali niye böyle? İşte ağalar, işte şeyhler bir tarafta, işte yalanlar, düzeller, işte neler. Onlara da kızıyor muydunuz? Ya. Ben şöyle bir şey şahit oldum. Mesela orada bizim Harapreşik köyü var. Onun karşısında 1,5 saatlik uzağında okul okudum. Karuk köyü var. Şimdi ismi değiştirildi. Hani bizim köy ve şehirler ismi değiştirildi ya. Turna oldu. Onunla ikisinin arasında Horgaz diye bir köy vardı. Horgaz, benim hanım Gülistan'ın dedesinin köyüydü, Horgaz. Şimdi oraya Kören diye bir aşiret vardı, Siverek'ten gelme. Bunlar geldi, oraya kondu, bir parça tarla aldı. Bizimkiler hiç Türkçe bilmiyorlar. Ben o zaman 4-5 yaşlarındaydım, iyi hatırlıyorum yani. Körenler oraya girdikten sonra Türkçe konuşuyorlar tabii. Şimdi jandarma... İşte çavuşlar, müdürler, şeyler hep bunların elinde. Zavallı köylüler, jandarma köye girdiği zaman titriyorlardı. Çünkü dövüyorlardı milleti yani. Bir asker kaça olduğu zaman bütün köyü kelepçeye diziyordu yani. Bunları hepsini hatırlıyorum gerçekten. Körenler önce milleti birbirine bıraktı. Millet kavga etti. Biri öbürünü öldürdü. Sonra hepsini köyden çıkardılar. Şimdi o köreler hala o köyün üzerinde. Sonra başka bir köyü aldılar. Sonra başka bir köyü aldılar. Ve hep milleti birbirine bırakıyorlardı. Devlet neredeydi? Hep bunların yanındaydı. Yani çok affedersin. Yani ben bir sanatçıyım. Böyle şeyler belki ağır olur söylediğim zaman. Ama gerçekten devlet her zaman yalancının yanındaydı. Düzenbazın, zulümkarın. Hep bunların yanındaydı. Ve aile gitti başka bir tepeye kondu, çadırlarını açtılar falan.
Sonra gene cemselerle asker geldi, körallar yani, getirdiler. Oraya kondular. Ben küçüğüm, 4-5 yaşlarındayım. Böyle taş kaldırdım, attım şeye. O köran Hasan diye, köran oğlu Hasan vardı. Attığım zaman geldi beni bir ayaklarını altına aldı, bir ezdi, bir ezdi, bir ezdi. Hem seni köyünden kovuyor, hem de seni ayaklar altına alıyor. Bunları ben unutmam tabii. Yani devlet zulümkarın yanındaydı. Zulümkar da bize zulmü ediyordu. Bunları hepsini gördüm. Daha değişik şeyler var. Bu Hasan'ın kendisi döver biçer bırakıyor köye, tonlarca buğday kaldırıyor. Millet aç. Köyden herkesi kovmuş. Çünkü döver biçerler gelmiş ya. Ve bunlarla ilgili şarkılar da söylemişim. Biçiyor. Millet nasıl? Bir kadın çocuğuyla gidiyor. 3 tane keçisi var. Şimdi o tarla içerisinde döver biçerden düşmüş buğday başaklarını topluyorlar. Bir an şeyler buğdayın içine girdi. Yani daha biçilmemiş buğday içine girdi keçiler. Anam, bu Hasan'ın kendisi geldi, bu çocuğu ayaklarını altına aldı. Hatırlıyorum. Kimse de üzerine gidemiyor. Gittikten sonra gittik, çocuk bile titriyor ve her tarafını ıslatmış. Böyle titriyor yani. Böyleydi. Kürt ağası buydu. Şeyh de ağanın yanındaydı. Molla da ağanın yanındaydı. Devlet de bunların yanındaydı. Yani demek ki insan unsur var ya, onlar da insandı, diğerleri insandı. Eğer insan Allah'a inanıyorsa, Allah herkese eşit akıl veriyor. Ama insanlar öğrendikleriyle gelişiyorlar. Şeyde, tabiat da böyledir. Yani yeşillikler de öyle. Sen iki ağaca ek, biri bir ağaca Kürt diye, birine Türk diye. O Türk olana iyi bak, o iyi gelişir. Kürt olana bakma, o ezer gider. Bu böyledir, insanlık budur. Onun için bu devlet, ben isyan ettim elbette. Tamam. Şimdi onu konuşacağız. Ama evet, reklam arasından önce hadi bir sizden sizi bir kez daha dinleyelim.
kadar Türkçe az söylüyorsunuz herhalde, değil mi? Bu akşam bir hediye oldu. Gerçekten Türkçe'ye çok yoğunlaştım. Yani böyle Kürtçe için mıknatıs haline geldim. Her tarafta duyduğum bir sözü aldım. Yani kabardım, yoğunlaştım. Geliştim yani Kürtçe'de. Onun için Kürtçe'de şarkı yapmak, şarkı düzenlemek, orkestra kurmak Kürtçe'ye göre çok kolay oldu. Çünkü Kürtlerin buna çok ihtiyacı vardı. Ben de Türkçe söyleseydim, zaten çoğu Kürt Türkçe söylüyor ya. Ben de söyleseydim zaten Kürtlere fazla ne olurdu. Onun için en iyisi Kürtçe söylemekti. Fakat tabii her dilin güzelliği vardır. Şarkılar da güzeldir. Ben Türkçe de söylerim, İngilizce de söylerim. Hepsi benim için kolay yani, söyleyebilirim. Arapça da söylüyorum yani. Arapça da söylüyorsunuz tabii ama yine Kürtçe dinlemeyi herkes istiyor sizden, evet, herhalde. Öyle. Şimdi biraz önce bıraktığımız o çok gerçekten insanın içini acıtan hüzünlü noktadan devam edelim. Evet. Onun için mi diyorsunuz Kürtler de birbirine çok zulüm etti ve artık bunun da bitmesi gerek diye? Bir toplumda düzen olmayınca yani düzensizlik olur. Onun için yani isteyen istediği gibi hareket ederdi. Şimdi halk da Türkçe'yi bilmediği için ya da kendi haklarını aramak, ne bileyim, kendi insanlığını kabul ettirmek için şartlar olmadığı için öyle ağanın şeyin, beyin şunun bunun etkisindeydi. Yani Kürt'ün önderi ağasıydı, beyiydi, şeyhiydi, molasıydı, dedesiydi. Bunlardı yani. Devlet de bunlar yanındaydı. Onun için de bu düzensizlik öyle devam etti. Yani Kürt için de düzen gerekiyor elbette. Yani evet. Kürt hakları tanıdığı zaman Kürt halkı artık o şey belasından kurtulur. Yani o eziklik, o hor görme, o ne bileyim stereotip belasından kurtulur yani. Evet. Nasıl olacak? Birazdan konuşacağız. Sevgili seyirciler, bir reklam arası daha verelim. Ondan sonra kesintisiz devam edelim diye. Lütfen yorumlarınızı, sorularınızı, Şivan Perver'e vermek istediğiniz mesajlarınızı, bizlere göndermek istediğiniz her türlü düşüncenizi göndermeye devam edin. Kısacık bir ara, birlikteyiz efendim. We'll be right back.
Yavuz Turgul'un çok güzel filmi Gönül Yarası'nda bir sahne vardır. Meltem Cumbul baş karakter bir türkü bara gider ve Kürtçe bir şarkı dinler ve ağlamaya başlar. Yanındaki der ki niye ağlıyorsun, Kürtçe bilmiyorsun ki. O da der ki bu şarkıda ağlamak için Kürtçe bilmeye gerek yok ki. Hayır öyle. Müziğin dili yok. Yani niye müziğin dili yok? Çünkü müzik insanın ruhundan, hasretinden, sevgisinden ya da insanın özlem duyduğu bir durumdan geliyor yani. Evet. Onun için de her insan hissedebilir bunu. Şimdi siz çok güzel bir şey söylemişsiniz. Biraz önce çocukluğunuzun o bütün ruh halini bize çok güzel yansıttınız. Öyle dolu, bu acılarla dolarak giden yıllar ve sonunda Ankara Üniversitesi, Ankara'daki üniversite öğrencilik yılları, öğrenci olarak gidiyorsunuz. Ve o dönemde ODTÜ'de, İstanbul'da konserler veriyorsunuz ama aranıyorsunuz bir yandan da. Şöyle demişsiniz, ben aslında insanlara Kürtçe dilinin türkülerdeki güzelliğini göstermek istiyordum. Evet. Dedim ya hani Türkler daha çok siyasette, Araplar felsefede, Farslar literatürde, edebiyatta, Kürtler sanatta. Şimdi yani her ne kadar diyelim mesela baskı, parçalanma, ne bileyim yasak konulmuşsa, varsa da Kürtçe üzerinde, Kürt üzerinde, ama Kürt'ün acayip bir inadı var. Hiç vazgeçmemiş dilinden, kültürünün değerlerinden. O kadar baskıya rağmen. İkincisi, Kürt'ün acayip bir durumu olmuş ki yani kimseyi baskıya almamış. Hiçbir ülkeye saldırmamış. Kimsenin hakkına tecavüz etmemiş. Öyle bir olayı var Kürt'ün. Ama kendi içinde yani haşır neşir bazı olumsuz durumlar olmuştur yani. Birbirleriyle kavgası var Kürt'ün ister istemez. Çünkü ara tarafında bir sürü devlet. Tabii. Hep demiş işte parçala, böl ve yönet. O olay var ya, tarihte işte Osmanlılardan geliyor ya, o böl ve yönet olayı var. Evet. Şimdi bölünmüş ve yönetilmiş yani. Onun için de Kürt kavgası birbirine karşıdır. Yoksa başkasına karşı olmamış. Ama değer ülkesi parçalanmış, ne bileyim değerler elinden alınmış. Fakat onun insanlığını öğüten, şekillendiren güzellikleri, o güzelliklerden vazgeçmemiş, onu elden bırakmamış yani. Bunda en başta dil diyebiliriz. Onun için Kürt dili yani sanatta o kadar yoğunlaşıp, o kadar zenginleşmiş ki insan hayran kalıyor. Leylesi, lolosu, hani diyorlar bir Kürtle Laz diyor, fıkrası var ya diyor, ikisi yol gidiyorlar, arkadaş oluyorlar. İşte arkadaş diyor, biz çok yorulduğumuzda birbirimizi kaldıralım. Nasıl kaldıralım dediğimiz, birbirimiz şarkımızı söyleyeceğiz. Kimin şarkısı bittikten sonra iner, bu sefer öbürü biner. Öyle işte Laz binmiş Kürt'ün omzuna önce. Laz'ın şarkıları çok aceledir ya, hemen bitiyor. Sonra Kürt binmiş, elolo 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 uzatmış gitmiş. Sıra Laz demiş, Kürt kardeş şarkı bitmedi mi? Kardeş dur, bu loloydu, işte lelesi daha var. Onun gibi. Şarkılar bu oldukça yani melodiktir ve melodilerde hani Türkçe'ye de geçmiş. Loy loy, ley ley, bunlar Kürtçeden evet. Gelime. Leylim, leyley bunlar. Leyley. Şimdi sonra da zaten birazcık ben geriye dönerek gitmek gidiyorum. Hep sonra da sizin Hı-hı. zaten Almanya yılların. Gitmek zor oldu mu? Gitme kararı. Yani Türkiye'den. Kaçmak kararı. Yani insan, yani ben şimdi okumayı çok seviyordum, okuyordum tabii ama bunun yanında hiçbir zaman sanattan vazgeçmedi. Yani matematik. Vazgeçmedi. Evet. Matematik okudunuz. Evet, o zamanımızda öyle müzik falan yoktu yani, ne çare ki. Müziğin eğitimi biraz Almanya'da aldım. Şimdi ben hep saz çalardım, sazı çok severdim. Zamanım olunca hemen yani kitap okurdum, sonra saz alırdım. Ondan sonra arkadaşlarım yani beni öyle gözlemliyorlardı sanattan dolayı, severlerdi. Bizim de hep öyle şeylerimiz olurdu, birlikte toplantılarımız olurdu, görüşmelerimiz olurdu. Üniversite öğrencileri işte zamanında biraz daha isyankardık işte.
Ondan sonra Tekiş Tokoş, bir sürü her tarafta komünistler vardı, sosyalistler vardı, faşistler vardı, bilmemciler vardı. Her çeşit vardı yani. Gençliğin de fazla tecrübesi olmadığı için dağıtıcı da oluyor bazen gerçekten. Yani bunu da doğru söylemek gerekiyor. Ama düzen ve yönetim gerçekten taraflı ise işte o kargaşalık devam eder. Öyle de devam etti yani bugüne kadar devam ediyor yani. Ama umarım da güzel şeyler çıkıyor ortaya. Ama sizin dediğiniz gibi okyanus meselesi var ya, okyanus ile dere. Bu güzel bir olay. Okyanusları geçip derelerde boğulduğumuzu düşünüyor musunuz? Zannetmiyorum. Ya da mesela şunu sorayım size doğrudan. Şimdi hükümetin çok cesaretli bir iş yaptığını düşünüyorum ben. Evet, gerçekten doğru. Çok kimsenin kalkışamadığı bir iş yaptı. Hı hı. Büyük ölçüde de bu meselenin çözülmesini isteyen, AKP'ye oy vermiş ya da vermemiş pek çok kesimden, Türkiye'nin entelektüellerinden, yazarlarından, gazetecilerinden büyük destek gördüler. Kolay da bir süreç değil. Muhakkak ki önemli tökezlemeler var. Ama bazen okyanusları geçip derelerde bulunduğunu düşünüyor musunuz? Hükümet adına. Yok. Yani mesela ben yani değişik düşünen biri, mesela Türkiye'ye hayflanan, Türklüğe hayflanan, niye bu duruma geldi, bu Kürt nereden çıktı ortaya falan filan düşünen biri için olabilir. Ama benim için asla olmaz. Çünkü ben özgürlükten yanayım, ben dostluktan yanayım, kardeşlikten yanayım. Ben herkesin özgürce yaşama hakkı olduğundan yanayım. Yani kim olursa olsun ya, insan güzeldir yani. Diyoruz şimdi, sen Türksün, ben Kürdüm ya da ne bileyim yani, Şirin Hanım bizim için değerli. O değerliyle, güzelliğiyle değerli yani. Nasıl? Siz barışçı bir insansınız. Türk-Kürt arasında bir köprüsünüz. Kürt de olabilirsiniz, Türk de olabilirsiniz. İnsan olarak insan değerini biliyorsunuz. Bu güzel bir şey. Ama bu Türkiye'de olduğu zaman bence Türkiye o zaman Türkiye olur. O zaman çok yani mükemmel gelişir bence. Yani hiç kimse bu konuda aman okyanus ve dere meselesine getirmesin. Hükümet bu konuda eğer böyle cesaretli bir adım atmışsa bence köreltmeye gerek yok yani. Tabii Türkiye'nin geçmişinde çok değişik unsurlar vardır ki buna bunu tökezlemek için, buna ayak atmak için siyasi egoizm vardır, ne bileyim ekonomik menfaat vardır, ondan sonra devletlerin, dış devletlerin karışma olayı vardır. Yani Türkiye'nin her zaman bağımlı olmasını isteyecekler muhakkak. Onun ekonomik, sosyal gelişmesini veya çok mükemmel bir değişime uğraması, yani demokrasiye kavuşmasını istemeyecekler muhakkak. Ya bu vardır yani. Orta Doğu'da olduğu gibi Orta Doğu dünyanın cenneti yani. Dünyanın petrolünün %67,9'u Orta Doğu'da çıkıyor. Ha bu Kırkuk. %9'u Kırkuk'ta çıkıyor. Kocaman bir devlet başlı başına yani. Ama ne oluyor? Kimse alıyor mu bunu? Herkes birbirini vuruyor, dövüyor, öldürüyor. Evet. Kavga şu bu falan filan. Yoksa Orta Doğu dünyanın cenneti olur yani. Elinde kalırsa, barış sağlansa. Onun için ben diyorum Türkiye dereden geçer, okyanusa girer yani. Okyanustan dereye değil de dereden okyanusa geçmesi lazım. Şimdi evet. Sizin demin gitmenizi sordum çünkü sizin zaten gitme nedenlerinizden bir tanesi demokrasinin olmamasıydı. Evet. Şimdi biz bu süreçte bazen şunu karıştırıyoruz. Biz neyi istiyoruz? Bizim bu süreçteki amacımız PKK'nın bitmesi mi sadece? Artık gençlerin ölmemesi mi? Yoksa biz bu süreçte asıl hedefimiz tam demokratik bir Türkiye mi? Çünkü bazen sanki bütün amaç işte Öcalan ne diyecek, PKK ona uyacak mı, silahlar susacak mı? Tabii ki bu çok çok önemli. Ama esas en önemli süreç Türkiye nasıl demokratikleşecek? Çünkü zaten demokratikleşme olduğu zaman diğer pek çok şeyin artık anlamı kalmıyor. Siz nasıl görüyorsunuz mesela? Gayet açık. PKK kimdir? Kürtlerden oluşmuş bir hareket. Doğrusuyla, eğrisiyle. Kürtlerden çıkma bir harekettir. Yani mesele yani şeyinde yani yara temelindedir. Anlıyor musunuz? Yani PKK bu işin sadece ya kurtarıcısı ya da sadece
kaybedicisi değil yani. Kocaman bir toplum vardır. Yani eğer bu toplumun gerçekte meselesi halledilirse PKK olayı da biter. Budur bence. Yani meseleyi PKK'ye bağlamaya gerek yok. Her zaman aman terör, işte saldırı, işte şu bu falan. Bence bunlar zararlı şeylerdir. Yani askerin de durması gerekiyor. Yeter. Silahların bu kadar bizim dağlarımızda kullanılmaması gerekiyor. Bu bir çaresizliktir bence. Bu hiçbir zaman çözüm değil. Ben hükümete diyorum ki, gülerlerse beni tabii bilmiyorum. Yani dursun yani. Bu meseleyi durdursun yani. Bununla çözülmez bu şekilde. Onun için yani kocaman bir toplum var. Kürt halkı PKK'ya sahip çıkıyor. Halk. Terörist dediğim 5-10 olur, 20 kişi olur, 30 kişi olur. Binlerce insan, milyonlarca insan. Şimdi Şivan Bey... Onun için yani şunu demek istiyorum. Yani diyorum ki mesele temelinden çözüme gittiği zaman artık o gibi unsurlar da ortada kalmaz. PKK de silahını bırakır, gelir siyasete katılır. Herkes rahat siyaset yapar. Amerika, ben şahit oldum mesela diyelim Beyaz Saray'ın önünde Reagan başkan olduğu zaman biri böyle bir tişört yapmış, affedersin köpek, başı da Reagan ve şeyin karşısına çıkmış da gel, man come up, this is you, you see me, come on, beni görüyor musun, bak bu sensin, ha sen böyle adamsın. Polis ne bunu yakaladı, ne cezalandırdı, sadece uzaklaştırdı, git kardeşim git dedi. Şimdi yani demokrasi budur bence. Yani onun için yani Türkiye'de insan zarar vermeden konuşabilmeli, siyaset yapabilmeli. Silahla değil, öldürmekle değil. Bizim köylerimiz harabe haline geldi, yazık değil mi? İşte kimisi korucudur, kimisi ölümlecidir. İnsanlar orada birbirini öldürüyor. Askerle öbürü birbirini öldürüyor. Hepsi bu ülkenin çocukları. Hepsi bu ülkenin çocukları. Yani askeri bir yanda düşman görüyor. Hiç de değil. O ülkenin çocuğu. Emre konulmuş, gönderiliyor. Gerillası da aynı şeydir. O da bazı haklardan bahsediyor. Bu olmayınca isyan ediyor. Daha çıkmış. Bu böyle. Yani onun için bunun çözümü temeldedir yani. Tamam. Ne Kürtler ne istiyor? İşte dildir, kültürdür, şudur, budur. İnsanca kabul edilmesidir. Eşitçe kabul edilmesidir. Eşit kardeşliktir. Yani kardeşlik eşitliktir aslında. Bir kardeş birinin hakkını gasp ederse o kardeş ona karşı gelir. Evet. Aynen böyledir yani. Onun için en güzeli bu. Şimdi size son bölümde bunu soracağım zaten. Hı. Mesele burada şu. Bunları siz söylediğiniz zaman ya da bunlar söylendiği zaman Türkler diyorlar ki ama bunlarca can gitti. Şehitlerimiz var. Muhalefet partileri de bunu söylüyor. Bu kadar can boşuna mı gitti? Peki bu kadar mı kolay olacaktı? Bu kadar mı bu şehitleri unutacağız? Kürtler koyun mu? Tavuk mu yani? Şimdi soracağım size reklam arasından sonra. Kısa bir reklam arası verelim. Şivan Ferver'le devam edeceğiz. Son bölüme giriyoruz. Sorularınızı göndermeye devam edin. Birazdan dinleyeceğim sizi. Bıraktığımız noktadan devam edeyim. Şimdi şöyle diyor Türkler, tekrarlamak gerekirse. Bu kadar şehit verildi. Bu şehitler boşuna mı verildi? Bu kadar gencecik insan öldü. Şimdi Abdullah Öcalan bir çağrı yapacak, her şey bitecek. Onun söyledikleri devlet tarafından resmen kale alınmış olacak. Hı hı. Size bir siyasetçi olarak sormuyorum bunu. Bu toprakların bir evladı olarak soruyorum. Türklerin de acısı var, Kürtlerin de acısı var. Türkleri nasıl ikna etmeli? Ben burada görüyorsunuz taraf tutmadan konuşuyorum. Aynen. Yani genel konuşuyorum. Yani herkesin durumunu içerecek şeyler konuşuyorum yani. Bir sanatçı gibi konuşuyorum. Ben politikacı gibi değil ama önemli yani olması gereken bazı şeyler söylemek mecburiyetindeyiz yani. Onun için söylüyoruz biz. Siz sorduğunuzda. Şimdi az önce dediniz ya Türkler buna üzülüyor falan. Yani her ananın yüreği yürektir. Her ananın yüreği evladı için çarpar.
ve üzülür. Yani Türk anası o üzüntüsünü nasıl hissediyorsa Kürt anası için de aynı şeyi düşünmeli. Kürt anası da aynı şekilde Türk anası için düşünmeli. Ana anadır. Kürt'ü Türk'ü fark etmez. Evlat evlattır. Kürt'ü Türk'ü fark etmez. 5000 Türk askeri şehit olmuşsa 30.000 Kürt gerilesi de şehit olmuştur. Ya bunlar çocuk insan değil mi bunlar da? Tavuk mu? Yoksa bilmem yani. Bu kadar yani bu yani insani şekilde düşünülecek bir şey değil bence. O zaman şöyle mi diyorsunuz belki? Geçmiş acılara yani, odaklanmak yerine gelecek hayatlara odaklanmak. Aynen öyle. Aynen öyle. Ben olsa mesela diyelim Ermeni meselesi konuşuluyor değil mi? Okey. Ermenilere haksızlık edildi. Gerçekten jenoside uğradı Ermeniler. Doğru. Kim yaptıysa artık. Siyasetler mi yaptı? Gruplar mı yaptı? Kim yaptı? Oldu yani. E şimdi bugünkü çocuklar mı o günah taşısın? Bugünkü jenerasyon mu o günah taşısın? Yok. Ama şimdi Ermenilerin de istediği illa kabul edin ki siz böyle yaptınız. Şimdikiler yapmadı. O zamankiler yaptı. Almanlar da Hitler zamandakiler yaptı. Almanlar hala onları cezalandırıyor. Ama burada Türkiye'nin bir özür dileme durumu hiç kolay, hiç kötü olmaz yani. Yani üzülüyoruz. Yazık. İnsanlar öldü, öldürüldü. Ha, bundan sonraki şeye bakmak gerekiyor. Geleceğe bakmak gerekiyor. Yani geleceği geçmişten kurtarmak gerekiyor. Geçmişi göz önüne alıp geleceği oradan kurtarmak gerekiyor. Düzene koymak gerekiyor. Bu son şans mı sizce? Bence ben çok umutluyum gerçekten. O kadar umutluyum ki Türkiye bir cennet olur bence. Yani diyorum tamam bazı şeyleri eleştirebilir insan falan filan. Çünkü biz Orta Doğu toplumuyuz. Hala eski mentaliteyi bazı kültürümüz içinde taşıyoruz ister istemez. Dünyanın bütün peygamberlerini de biz yaratmışız. Sultanlarını da biz yaratmışız. Biliyorsunuz yani. Bizim mübalağalarımız çok affedersiniz. Yani ben yani onun için bize de bulaşmış yani biz de kendimizi o durumdan kurtarmış değiliz. Onun için gelen her liderin illa melek olması demek değil yani. İlla şeyleri olur yani hataları da olur, şeyleri olur mühim olan ama ona da sahip çıkma, ona da destek olmak gerekiyor. Onlara da destek olmak gerekiyor yani. Şu anda hükümet, iş başında bir hükümet var. Bu hükümet böyle bir cesaretle bu adımı atmış. Cesaretlendirmek lazım, yardımcı olmak lazım. Hükümetin de bazı eksikleri olur. Onu anlatmak gerekir tabii. MHP ve CHP'nin tabii bu süreçte etkisi çok büyük. Özellikle CHP'nin ama CHP bu konuda bazen destek veriyor, bazen kendi tabanından gelen kaygılarla davranıyor. Siz ne beklerdiniz diye? Vallahi bugüne kadar Türkiye o düşüncelerle idare edildi yani. Evet. Bence onların artık değişmesi gerekiyor yani. Yazık. Onlar da bizim insanlarımız tamam. Ama biz onlar için kötü konuşsak böyledir işte statikocudur, milliyetçidir, ırkçıdır. Bunlara da iş hal olmaz. Yani bence onların da değişmesi bu tarafa yönelmesi daha doğru olur. Daha hızlı olur. Daha gerçekçi olur, daha doğru olur. Şimdi hangi PKK meselesi çok gündeme geliyor ya, işte Abdullah Öcalan Nevruz çağrısı ve işte ateşkes, kalıcı çatışmasızlık çağrısı yapıyor. Ama diyorlar ki mesela İran, Suriye onundaki PKK'nın içindeki farklı yapılanmalar onu rahat bırakmaz. Bu süreç muhakkak ki bir takım ülkelerin manipüle edeceği, oynayacağı üzerinde bir süreç olacak. O kadar kolay değil. Siz Kürt halkının bu anlamda barışa sahip çıkacağını düşünüyor musunuz? Bütün bu çağrıların arkasında duracağını düşünüyor musunuz? Doğru, bunların hepsi var yani. Doğrudur. Suriye'nin ne duruma geldiğini görüyorsunuz. Bir bloklaşma içinde parçalanmış yani. Bir tarafta İran, bir tarafta Rusya, bir tarafta Çin. Çözümüne de kimse yanaşmıyor. Her gün yüzlerce insan ölüyor. Bayağı yani
hele bir karmaşık bir durum çıkmış, bir felaket yani. Bu bence Türkiye öyle güzel bir siyaset çizmeli ki, gütmeli ki hiçbir zaman kendine bulaştırmamalı. Hiçbir zaman. Yani Allah etmesin Türkiye'ye bulaşırsa Türkiye'nin hali duman. Ama Türkiye böyle çok dikkatli davranırsa bence çözüm için de bir sebep olabilir. Ve Orta Doğu'nun babası olabilir. Bak bu çok çok önemli. Kürtler Türkiye karşı değil asla. Bak çok hep önemli. Hep kopacağız, hep bölüneceğiz. Yok yok yok. Gidecek hiç, ülke değil. Elden. Korku ben bu dedim Türkiye'de. Ya buradaki işte bu Kürdistan, siz Kuzey Irak diyorsunuz ama biz Kürdistan Irak diyoruz. Irak Kürdistan'ı diyoruz. Ha, Kürdistan yani. Biz Kürdistan diyoruz ya. Yok. Bir şey var bilmiyorum yani. Hala bir rütük işi var diyorsun. onun için Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürdistan'ı deniliyor artık resmi ülke. Yani insanlar burası için orası. Nelerle katlanmış, nelerle karşılaşmış. Halepçeler, Enfaller, Kürdistan için hepsi. Hı hı. Yani bunu artık bu kadar değerli bir şeyi, kutsal bir şeyi ismini yani debelemek bence insana yakışmaz. Onun için de Türkiye Kürdistan kelimesini kullanmaktan korkmamalı. Yani burası Kürdistan'dır. Türkiye ismi yokken Kürdistan ismi vardı. Ta Osmanlılardan beri Kürdistan vardı yani. İşte herkes bunu söylediğiniz zaman yani sizin gibi ifade edildiği zaman Türkler diyorlar ki eyvah vatanın bir bölümü. Hayır vatan gitmez. Hiç Türkler korkmasın. Hiç korkmasın. Vallahi Kürtler Türkleri çok seviyor. İnan ki. Ve beraber de yaşayacak. Bak burası da Türklerle dolmuş. Kürtler hiç karşı değil ki. Hatta seviyorlar onları. Yani bir Kürt firması bir proje aldığı zaman vallahi bir İngiliz'e vermez Türkiye veriyor ya. Yani öyle bir kaynaşma var ki yani geleceğe baktığımız zaman çok ılımlı, insancıl, toleranslı bir kaynaşma var. Buradaki Kürt hükümeti Türkiye'ye karşı çok mükemmel bir sempatisi vardır yani. Onun için yani Türkiye Kürtlerle iyi geçinirse bir şey olmaz Türkiye'ye. Büyür, bak, büyür mü? Bak büyür ve Türkiye'nin temelini sallatacak olan Kürtlerdir. Bunu bilmek gerekiyor. 50 milyonluk bir halk. Artık uyanmış, anlamış, dünyayı tanıyor, biliyor. Ve çok güzel toprak parçası vardır. Petrolü var, gazı var, her şeyi var. Yani onun için Türkler artık Kürtlerle iyi geçinmeli ya. İyi geçinmeli ve onlar için yararlı oluyor. İnan bana. Peki şimdi geldik bu gecenin esas en önemli sorusuna. Hı? Dönecek misiniz? Ne zaman döneceksiniz Türkiye'ye? Siyaset hala biraz bağnaz. Ben elbette dönmek isterim ve yani beni seven, beni dinlemek isteyen herkese meşaklarımı severek söylerim. Onlarla birlikte ağlarım, birlikte gülerim. Yani eğer gerçekten sanatımı icrasıyla yararlı olabileceksem ben dönerim. Ama hala korkum var. Neden korkuyorsunuz? Siyasi çıkmazlık yani bizi etkiliyor ister istemez. Bazen çok kişi dönmüş, pişman olarak geri dönmüştür yani. Bir yerde diyorsunuz ki prominent şahslar. Herkes bir taraftan çekiştiriyor beni. Herkes kendisi adına döndüğümü söylememi istiyor. Evet. Oysa ben insanım için, insanım talep ettiği için dönmek aynen istiyorum. Aynen öyle. Ben sanatımın bayrağı altında gitmek istiyorum. Kimsenin, herhangi bir partinin, bir siyasetin bayrağı altında gitmek istemiyorum. Çünkü bir sanatım var. Yıllarca bu halk dinlemiş, sevmiş. Bununla oynamış, ağlamış, hatta ölmüş çok kişi. Saddam rejimi tarafından bir sürü insan idam edildi. Kasetlerim cebilerinde bulunduğu için. Böyle bir durumda ve bu sanatı kimin eline vereyim? Asla yapamam. Ben o insanlara, o şehitlere ihanet ederim. Bunun için kimse beni tarafına çekmesin lütfen. Ben insanlık adına geleceğim. Onlara hizmete geleceğim. Barış, dostluk, güzellik için geleceğim. Yani bunu Kürt hareketi için de söylüyor musunuz? Hepsi için söylüyorum. Ne şart oluşursa döneceksiniz o zaman? Yani ne istiyorsunuz? Mesela vatandaşlığınız iade edilirse mi? Sizden özür dilenirse mi? Ya da nasıl bir siyasi ortam
Kendi adıma hiçbir şey istemiyorum. Hı. Sadece barışsınlar. Sevgi oluşsun, tolerans oluşsun. Barışsınlar. Ben hizmet ederim. Mesela şimdi Mayıs'tan itibaren PKK'nın sınır dışına çekilecek. Ondan sonra bir takım reformlar öngörülüyor. Mesela o zaman mıdır? Ona da bakmamız gerekiyor. Yani eğer gerçekten beklediğimiz şeyler olursa ben hemen katılırım yani. Size bir telefon açarım. Şirin Hanım, ben geliyorum, haberiniz olsun. CNN'i hazırlayın derim. Bir demecinizde Fethullah Gülen'in de dönmesi gerektiğini söylemişsiniz. Elbette. Değerli insan demişsiniz. O da, o yani... Herkes dedi ki acaba Şivanperver de daha cemaatle yakın mı durmak istiyor? Şimdi böyle bir şey var biliyorsunuz Türkiye'de. Ben asla kimsenin üyesi olamam. O mümkün değil. Kimse beni böyle şey hesaplamasın. Ben sanatımı seviyorum. Halkımın sanatçısıyım. Ama o dostları da severim yani. Yani o da benim gibi demişsiniz. Sayın Fethullah Gülen yani barışçıl bir zat. Ondan sonra ilmi seven, dünya her tarafında okullar açmış, bilim yuvalarını açmış. Yani böyle bir kişi Türkiye için bence yararlıdır, faydalıdır yani. Ama Türkiye Müslüman bir halktır, Müslüman bir ülkedir. Yani bu eğer daha çok İslami ağırlıkta bir düşünür ise o da olabilir. Niye olmasın? Yani şimdi ılımlı bir İslam oluşamaz mı? Bence en çok ılımlı İslam'ın oluşabileceği ülke Türkiye'dir. Demokratik İslamizm. Yani bu gerekiyor aslında. İslam'ı bu şerden de kurtarmak gerekiyor. Bu bağnaz, tutucu, ondan sonra Allah'a ekber deyip insanları kesenlerden kurtarmak gerekiyor. Bu dini iyi yerine koymak gerekiyor. Merhametliğiyle, vicdanıyla, güzelliğiyle iyi yerine koymak gerekiyor. Bundan kurtarmak gerekiyor gerçekten. Mesela Almanya, CDU-CSU iki partinin koalisyonuyla idare ediliyor. Ne? CDU nedir? Hristiyan Demokrat Union. Mesela Hristiyan ismi de var üzerinde. Hı hı. Müslüman da olabilir. Ne var? Türkiye'nin yani bundan da barışması gerektiğini düşünüyorsun. Elbette bunda barışması gerekiyor. Mesela şöyle bir o da bu ülkenin evladıdır. Evet. Mesela şöyle bir kaygı var. Kürtler aslında daha laikler. Ama son dönemde din üzerinden Kürtlerin barıştırılması toplumla düşünülüyor. Dolayısıyla dindarlaştırılıyorlar. Böyle bir kaygı sizde yani var mı? Bunun gerçekçi bir yaklaşım olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, böyle bir şey bence yani dini siyaseti o konuda yani bölüm çözüm olaylarında bir yana getirmemek gerekiyor. Çünkü Kürtler bugüne kadar dinle kurtulmamışsa bugün de kurtulmaz. Bunu lütfen hesaplamasınlar, yazık olur. Yani doğru olmaz. Yani laikiyle, demokrasiyle, diniyle insanlar yani özgür bir şekilde bazı şeyleri kabul ederek ve başkalarını da zorlamayarak yaşayabilmeli. Yani Türkiye Müslüman ülkedir ama herkes mecburdur İslam olmaya, herkes mecburdur camiye gitmeye, mecburdur oruç tutmaya. Bu da bir zulüm. Hazla. Kimsenin hakkı yok buna. Ama dinini seven, ona saygısıyla yaklaşan, oruç tutan da tutar, namazı kılan da kılar, camiye giden de gider. Ama yani demokrasi derken mesela Almanya demokratik bir ülke ya da Fransa. Ama insanlar birbirinin hakkına hiçbir zaman karışmaz. Herkes özgürdür. Sen istersen camiye gidersin, istediğin gitmesin. Ya da kiliseye. Yani biz de bazen kiliseye gidiyoruz, bakıyoruz, selamlıyoruz, dua ediyoruz. O da insanlık yeri. O da bir dinin yeri. Ha, dinler arasında saygı olmalı. Dinle toplum arasında saygı olmalı. Toplumun sahip olduğu din insanların da birbirine saygısı olmalı. Değişik düşüncelere sahip olabilir bence. Onun için de bu kadar birbirine karşı din adına bilmem ne adına gadar olmamalı bence. Doğru bir şey değil yani bence. Şu Nevruz haftasında artık yavaş yavaş sona yaklaşırken bu süreçle ilgili vermek istediğiniz hükümete, Kürt tarafına mesajınız nedir? Neye dikkat edin demek isterdiniz? Bakınız mesela 1 Mayıs hep olaylı geçti değil mi? Hatırlıyorsunuz evet, neler oldu çok yere. Katliamlar oldu çok yere. 1 Mayıs işçi bayramı değil mi? Emek bayramı deniliyor. Yani özgür bırakılsaydı ne olurdu?
hadi diyelim 1 Mayıs bayrağını kaldıran yani bir yere mi saldıracaktı? Yani slogan atıyor. 1 Mayıs işçi emekçi bayramı, işçi emeği, şu bu falan filan bir gün, ondan sonra gider evine herkes. Ama asker, polis, hadi, copla, dağıt, niye böyle? Bunlar zarar verdi. Bence burada hükümetler zarar verdi, dedi. Toplum değil. 1 Mayıs zarar vermedi. Onlar verdi. Evet. Nevruz da aynı şey. Nevruz bahar bayramıdır. Yeni gün bayramı. Bahar toprakların canla yoğunlaştığı ve can vereceği bir dönem. Bu bayramdır. Ve onun için diyoruz, yani toprak özgürlüğü, tabiat özgürlüğü, insan özgürlüğü, insan da toprağın bir parçasıdır. Bir özgürlük bayramıdır, bir barış bayramıdır, bir canlılık bayramıdır, güzellik bayramıdır. Bu bayram da çok kere yasak edildi. Evet. Kürt rengi taşlılıyor, bilmem ne ediyor. Ama şu da var ki, dünyaya Nevruz'u tanıtan Kürtler oldu. Şimdi geçenlerde Türk Soy diye bir grup var. Nevruz'u kutluyorlar. Ben de çağırdılar oraya. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye hepsi katılıyor. Ya ben bir Kürt sanatçıyım. Ben yıllarımı Nevruz'a verdim. Nevruz'un güçlenmesi için vallahi yıllarımı verdim. Benim Nevruz tarihim vardır gerçekten. Nevruz tarihim. Dostlarla, buna emek verenlerle birlikte biz Nevruz'u böyle kaldırdık. Benim Nevruz'la şeyim var, yani tradisyonum var. Beni çağırıyorlar, ben Kürt ozanıyım, tamam. Bu ezilmiş, parçalanmış şey olmuş, bu halkın ozanıyım. Okey, beni çağırdığınız zaman Türk sanatçısı diye mi çağıracaksınız? Ya o zaman Kırgızistan 4 milyon, Kazaklar 7 milyon. Özbekler bilmem kaç milyon. Ya Kürtler 50 milyon var. Kardeşim neyinden korkuyorsun? Sen de Kürdistan'a kat ya, ne var yani? Evet. Eşvanperver geliyor. Hadi Kürdistan'da kat. Ne güzel, herkes sana alkışlar. Sempatiyle bakar. Ne güzel olur. Ya bu bir bölücülük değil. Bu bir birleştiriciliktir bu. Bölücülük değil. Birleştiriciliktir. Şu Sezen Aksu ile konser meseleniz. Bu bir Türkiye'de bir efsane haline geldi. Doğru mudur, değil midir? Ya Sezen Hanım dop dolu güzel bir sanatçıdır. Yani ben bazen Türkiye'deki sanatçıları eleştiriyorum ya, diyorum. Şimdi Türkler rahmetli Pavarotti'yi de çağırdılar oraya. Jackson'ı da çağırdılar. Bir sürü yabancı sanatçı dinliyorlar, değil mi? Ben o ülkenin çocuğuyum. Niye beni dinlemiyorlar? Kürtçe söylediğim için beni dinlemiyorlar, değil mi? Onun için Türkiye'deki sanatçıları ben eleştirdim. Yüzü hep Amerika tarafında, Avrupa tarafında. Biraz taklit etmek, biraz kıvırmak. Gerçekten kendi gerçeklerine yönelmediler. Aslında Türkiye'deki sanatçının aslında yapması gereken gerçek şey benimle ya da Kürt sanatçıyla şarkı söylemektir. Bu da Türkiye'yi güzelleştirir bence. Bir şey elbette ben söylerim. Size geldi mi bir teklif, mesaj? Doğrudan mı geldi, dolaylı mı geldi? Yok, dolaylı geliyor ara sıra öyle. Yani arasını ister misiniz siz Sezen Aksu? Aramak mı? Sizi arasını ister misiniz Sezen Aksu doğrudan? Ya da siz onu aramak ister misiniz böyle bir konser? Sezen güzel bir insandır, biliyorum yani. İster misiniz yani? Arasın, ben sevinirim. Ya da şöyle bir konser yapsak dediğiniz var mıdır Türkiye'de? Keşke buna cesaret olsa. Yani bazı dediğiniz gruplar çıkıp söylüyorlar. Fakat Sezen Hanım'la şimdiye kadar öyle bir direkt ilişkimiz olmadı yani. Hı hı. Ama selamımız geldi birbirimize. Ben burada söylüyorum çünkü söylenmesin denilmiş de, ama niye saklayalım be? Mesela Tarkan 2 gün benim misafirim oldu yani. Tabii. Biz çok şey konuştuk, şey ettik. Tarkan'ın güzel bir ruhu var. Yani iyi bir sanatçı gerçekten. Sanatçıların şu barış sürecine, yaşadığımız sürece, inşallah sonu barış, gerçek kalıcı demokrasi, barış demeyelim sadece, demokrasiyle, demokratik bir Türkiye'yle sonuçlanacak bu sürece katkı yapacağını düşünüyor musunuz? Risk almalılar mı? Cesaretli olmalılar mı? Alırlarsa ve sizler neyi değiştirebileceğinizi düşünüyorsunuz, siz sanatçılar? Şimdi sanatçılar siyasetlerin malı değil, halkın malıdır.
Halk sanatçılarla biriktirdi her zaman. İşte dediğimiz şeylerin gerçekleşmesi için Türkiye'nin demokrasiye dönüşümü, insan haklarının korunması, insana saygı, insan değerlerine saygı, bunların oluşması için ben elimde ne gelirse yaparım. Ne gelirse yaparım. Yani bunlar bakarım mesela diyelim Türkiye'de artık şartlar oluştu ve bizim katılmamız yararlı olacak. Ben seve seve gelirim. Benim için hiç özel bir şey hazırlanması hiç sorun değil. Mesela BDP'lilerin Karadeniz gezisinde istenmeyen bir mesele oldu. Bugün siz Şivan Ferber olarak Trabzonlu gençlere buradan seslenmek isteseydiniz, onlara ne mesaj verirdiniz? Onlar bizim kardeşlerimiz. Yani evet, bizi Kürt olarak devamlı biraz dış görmüşler ama biz öyle görmüyoruz. Yani ideolojilerin, siyasetlerin etkisinde kalmışlar. Aslında Kürtler onların en iyi dostudur. En güzel kardeşleridir. Onun için ben giderim yani. İstersen beni yuhalasınlar, istersen protesto etsinler ama ben derim ki ben sizler için şarkı söylemeye geldim. Ben sizi seviyorum. Size karşı bir şeyim yok ki. Yani bence onlar da beni sever. Zannetmem öyle saldırsın, şey etsin yani. Yani insan, yani ruhu barışa, güzelliğe aşılanınca bambaşka bir şey olur. Değişir yani. Onun için ben de bence Türkiye'deki insanlar da değişir yavaş yavaş. Yani kabullenir. Bu olan bir şeydir. Bu bir güzelliktir. Kürtçe benim yarattığım bir şey değil. Var olan bir şeydir. Milyonlarca insanın konuştuğu bir dildir. Yaratılmış bir kültürdür. Yani ola gelmiş, yani yoğunlaşıp ortaya çıkmış bir kültürdür yani. Onun için buna da sahip çıkmaya değer vermek, bunu sevmek bence çok güzeldir. Türkiye bu sevgiyle güzel Türkiye olur bence. Son bir parça daha rica edip programı kapatacağım ama kapatmadan önce çok şey konuştuk, çok şey söyledik ama belki benim unuttuğum, sizin içimde kalmasını özellikle söylemek istiyorum dediğiniz var mı? Onları hatırladığımızda başka bir programda söyleyebilirim. Daha güzel olmaz mı? Söyleyecek çok şey var. Türkiye'ye döndüğünüzde ilk ne yapardınız? Döndüğümde? İlk döndünüz diyelim. Ne yapmak isterdiniz? O toprakları öperim önce. Oradan doğduğum bu toprakları öperim. Giderim anamın mezarına. Onun musalla taşını öperim. Dua okurum. Beni yaratan ana. Ondan sonra yani gereken vazife iyi üstlenir. Ona göre harekete geçerim. Yani böyle olur. Siz de ben de ağlıyorsunuz. İnşallah. Başbakan Bülent Arınç sizin yanınıza geldi. Konuştunuz. Dön dedi, rica etti. Başbakandan gelse böyle bir davet. İster yani. Sayın Başbakan'dan da geldi. Geldi. Fakat ben çok eleştirildim. Yani sanki ihanet ettim gibi Kürt kesimi tarafından. Hemen kalemşörler girdi davaya. Sivan bizi satıyor, böyle yapıyor. Ben neyi satacağım, kimi satacağım? Satacak bir şeyim yok ki. Ben sadece o... Yani beyefendi beni çağırdı. Konuşmak, tartışmak, sohbet güzel bir şey. Ona değer vermek gerekiyor bence. Ama öyle saldırı oldu ki Sayın Gül'le de görüşecektik aynı zamanda. Sayın Dr. Heinz Fischer bu görüşmeyi ayarlamıştı. Birlikte Sayın Gül'le de görüşecektik. Yani bu meseleden dolayı onu da yapamadık. Ben hep saldırıya uğradım ben. Ha bizi satıyor, böyle oluyor dedi. Evim mecbur kaldım dedim. Görüşmeler başka zamana olsun. Ben gene de yani iyilikten yanayım. Gene de iyilikten yanayım. Onun için kusura bakmayın. Böyle kalsın. Bu gerekli ortam dediğiniz bu değil mi yani? Her yandan dediğiniz işte bütün bu ruh, bu baskının kalkması ve... Ya... Bu bahsettiniz. Baskı var işte, siyasi baskılar. Evet. Ya
Onun için ben diyorum ya, biz de Orta Doğu'nun parçasıyız ve ister istemez politikasında bir parçası oluruz. Ve siyasete buluşan kirlilik Kürtlere de bulaşır. Evet. O böyle. Peki Şivan Ferver, bu güzel röportajı bir noktada bitirmemiz gerekiyor ama dediğiniz gibi muhakkak bir ikincisini yaparız. Belki evet. Erbil'de değil, belki o özlediğiniz, biraz önce söylediğiniz yerlerde. Nasıl bitirelim? Size bırakıyorum. Sen bildin mi malikler?
Gönlünüze, sesinize, şarkınıza, şiirinize sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Gerçekten sizi Erbil'de karşılamak bizim için çok sevindiricidir. Her zaman hoş gelesiniz. Burası da sizin ülkenizdir. Erbiller gayet dost, gayet misafirperver ve burası da çok yakın, özümsenmiş bir kültür taşıyor. Evet. Onun için hiç yabancılık çekmesiniz. Çok teşekkür ederiz. Biz sizi her zaman seyrediyoruz programlarınızı. Gerçekten çok güzel oluyor. Sağ olun. Elinize sağlık. Sağ olun. Değerli insanlar çağırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Güzel şeyler konuşuluyor. Konuşan bir Türkiye istiyoruz. Evet. Slogan olarak söylemiyorum bunu gerçek anlamıyla. Biz her sizi, türlü düşünce. Biz sizi destekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Her türlü düşünce. Aynen hükümet gibi. Aynen. Her türlü düşünce, her türlü farklı fikir dediğiniz gibi mühim olan hepimizin bir arada kardeşçe konuşabileceği bir Türkiye evet. için tekrar çok teşekkür ederiz. İnşallah. Bir sonraki mutlu. Röportajı inşallah dediğimiz gibi büyüdüğümüz, yaşadığımız topraklarda yaparız. Şivan Perner, çok teşekkürler. Konserleriniz devam ediyor. Nevruz dolayısıyla bu yayını gerçekleştirdik. Dediğim gibi bir Nevruz hediyesiydi. Kutlu olsun Nevruz, sağ mutlu olun. Olsunlar Şivan Nevruzlar. Şivan Perver'i sevenler selamlar, için ve tanımayanlar için. Katıldığınız, bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bu yayını yapımcısı Mete Sohtaoğlu ile birlikte tasarladık. Kameramanlarımız Serdar Çetin ve Ahmet Akpolat sizler için çektiler. Betül Bakkaloğlu bu programı yönetti. Teşekkür ederiz. Doğan Haber Tebrikler Ajansı da bu canlı olun. Yayını gerçekleştirdi. İyi akşamlar efendim.